Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Evet, bir koli daha geldi. Bu aks. Ve şanzıman tarafı aks. Çok önemli bir organ. Önden çekişli otomobiller için özellikle. Bu aks arkadaşlar benim arabamda 2 yıl önce yorgunluk belirtisi göstermişti. Alfa Romeo 155 araba biliyorsunuz. Değiştirdim 2 sene önce. Ardından bir sürü videolarım var biliyorsunuz zaten. Ve birçok yerine arabanın yeniledim. Restorasyon aşamasından geçti. Restorasyon aşaması tamamen bitti derken 2 yıl önceki değiştirdiğim bu parça maalesef yorgunluk belirtisi tekrar gösterdi diye düşünüyorum. O yüzden aldım. Yarın sonuç belli olacak ama her şeye rağmen yani her türlü olabilecek ihtimalleri göz önünde bulundurarak da sıfır bir tane aks aldım. Ambalajında duruyor. Ha, ambalajı açmadan önce size şunu göstereceğim. Bakın bu Alfa Romeo 155 için değil mi? Hatta yani piyasada bulabildiğim internet sitelerine baktım ettim. Tek bulabildiğim parça bu marka. Ersea Titanium diye bir marka. Fransız malı. Yalnız sıfır parça. En azından öyle oluşu güzel. İnşallah bu daha iyi dayanacak. 5 yıl garanti diyor arkadaşlar. 5 yıl garantiymiş, göreceğiz bakalım. Bu 5 yıl garantinin de garanti kapsamında olması için profesyonel yerde montajını yaptırmanız lazım. Avrupa standartlarında böyle. Anca o zaman bu 5 yıl garanti normal şartlarda kullanırsanız geçerli oluyor. Şurada size göstermek istediğim bir şey var. Evet, bakın. Bakın arkadaşlar. Grupta da sohbet ederken bahsettiğim olay bu işte. Bakın burada ne yazıyor? Fiat Alfa Romeo Lancia için. Punto 1. jenerasyon 95 yılı ve sonrası. Fiat Maraya Alfa 155 Lancia Delta benzinli ve dizel 1.4 GT 1.7 TD. Tamam. Bu motorlar hangi arabanın motoru biliyor musunuz? Fiat'ın 1.4 GT Fiat'ın spor modeli. 1.7 TD de Fiat'ın 1.7 turbo dizel eski jenerasyon turbo dizel motoru. Kote Goç diyor, tamam, sol taraf ve ABS 0 diyor. Yani ABS'siz arabalar için olan versiyon ve benim araba hala ABS yok. O yüzden doğru parça. Yalnız şuna dikkatinizi çekelim yani. 1.7 turbo dizel dediği araba 65 beygir. 1.4 GT dediği araba 120 beygir filandır herhalde diye düşünüyorum. En yüksek ihtimal olsa olsa. Çünkü birinci jenerasyon Punto'dan bahsediyoruz. Punto HGT'den bahsetmiyoruz. Punto HGT için uygun olan parça olsun keşke. Çünkü benim araba Alfa Romeo 155 130 beygirlik bir araba. Yani bu 130 beygirlik bir arabanın önden çekiş ve aks komple aksı ile 65 beygiri göre olan bir Fiat Punto'nun aksı uyumlu. İkisi de uyumlu bu parça. Ama yani 65 beygirin uyguladığı güçle 130 beygirlik bir arabanın uyguladığı güç ne derece doğru olur, ne derece doğru olmaz. Bu demek oluyor ki tut ki bu parçayı takacağız arabaya. Dikkatli kullanmak lazım. Arabaya fazla güç uygulamamak lazım. Virajlara hızlı girmemek lazım. Aklıma benim bunlar geliyor yani. Siz de fikirlerinizi yazın. Şimdi de kutumuzu açalım. Evet. Tak, malzeme burada. Şöyle çevirelim. Komple aks arkadaşlar. Alfa Romeo 155 için ve Fiat grubu diğer arabalar için komple aks.
Buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hiç sallamamak gerekiyor. Montajını yaparken de dikkatli olmak gerekiyor. Bu dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Daha fazla açmayacağım. Çünkü her ne kadar sağlam malzemeden yapılmış olsa bile bir düşürmede bütün içindeki malzemeler kolayca rulmanlar gidebilir, kırılabilir. Evet, yarın Alfa Romeo'ya gidilecek. Alfa Romeo'ya gidilecek yarın ve buna bakılacak güzelce. Arabanın üstündekine bakılacak. Arabanın üstündeki iyi durumdaysa veya hani gevşemiş bir yeri varsa da sıkıştırılacaksa, çünkü bunda 6 tane şey oluyor, bakın 6 tane uzun civata giriyor buna arkadaşlar. Civataları da burada. Şöyle çıkarayım. Bakın 6 tane uzun civata giriyor şöyle. Uzun civata. Belki de arabanın üstündeki bu 6 tane uzun civatalardan bazıları gevşemiş olabilir. İnşallah öyledir. Ve aks, üstündeki arabanın üstündeki aks iyi durumdadır. O zaman bu da bize ıskartaya kalır. Bir sonraki değişimde lazım olur. Ya da geri yollarım. 90 gün zamanım var. Orijinal ambalajı durduğu sürece 90 gün var. Yani olaylar bundan ibaret. Almış olduğum aks gene bu markaydı 2 sene önce. Yalnız arkadaşlar eğer dayanmadıysa ve arabanın ön tarafından bir takım sesler geliyor bu aksın yüzündeyse 10.000 km ve 2 yıl dayanabildi. Dayana aks. Ve o aldığım aks da bununla aynı markaydı ama sıfır değildi. Tekrardan yapılma akstı. Bu seferki sıfır aks 2 yıl yerine 5 yıl garantili. İnşallah bakalım. Hakkımızda hayır olursa olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Otomobilmece kanalıma abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Evet, alt takımla ilgili bir şey göstereceğim size. Demiş olduğum parça Besto'daki Daniel Usta'nın yapmış olduğu tespite göre arkadaşlar, görmüş olduğunuz yeni bir parça daha var. Z-Rot'u, yani şuradaki parlak olan rot, Z-Rot arkadaşlar. Evet, şu şekilde göstermeye çalışayım size. Şu parça ön soldakinin Z-Rot'unun lastiği, şuradaki lastiği yerinden çıkmıştı eskimiş olduğundan dolayı. Zaten değiştirmediğim tek parça dedi buydu ve bu parçayı da hem sağdakini hem soldakini değiştirdik. Takırtı oradan geliyormuş. Ben oysaki bir üstteki şu gördüğünüz kardını, yani aksı komple 2 sene önce değiştirmiştim. Değişmesi gerekiyordu. Bu akstan şüphelendim. Komple yeni bir aks aldım. Az önceki göstermiş olduğum videoda. Ve bu yedek parçalarla ilgili video çekeceğimi söylemiştim size. Bu parçanın durumunun iyi olduğunu bana aktardı. Çok ufak bir ne var diyelim, çok ufak bir tıkırtı da demeyelim de, yani hafif, yani yorulmaya başlamış gibi dedi. Ama da daha süresi var dedi. Durumu iyi dedi Daniel Usta. Parçayı dedi, arabayı elinde tutacaksan geri yollama dedi. Dursun kenarda dedi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün parçalar değişti. Tek değişmeyen şu rotildi. Rotilde değişmiş oldu arkadaşlar.
Sağda solda şıp şıp diye düşen su arkadaşlar. Şu taraftan az önce ben kontrol ettim. Merak etmeyin, hemen altına bir mukavva koydum, kağıt koydum. Su hiçbir şey değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, demek oluyor ki yani bir yandan arabayı komple restore ediyorsunuz, bir yandan da değiştirmediniz. Herhangi bir parça varsa sonra değiştiririm ya dediğiniz parça size bu şekilde tekrardan tamirciye yollamaya yöneltiyor. Demek oluyor ki ön takım değiştirirken her şeyin komple değiştirilmesi en güzeli. Neden ki? Çünkü bu yeni parçalar çok daha dayanıklı. Bu parça eskimeye yüz tutmuş. Lakalar da orada burada, kötü yol şartlarında vesaire, en önce en eski olan parça kendini ele vermeye başlıyor. Bir yandan arabayı restore ediyorsunuz. Restorasyon aşaması da uzun sürdüğü için bir yandan da başka daha önce değişmemiş parçaları değişmesi gerektiğini anlıyorsunuz. Ve ilk önce daha 2 sene önce taktığınız parça yeni yeni ne olmaya başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu aks yeniden değişmesi gerekebilir. Birkaç yıl süresi var daha. Parçayı geri yollama dedi Daniel ustamız bize. Bu şekilde gösteriyorum. Parçayı yollama dedi. Çünkü dedi araba yerinde tutacaksan dursun dedi. Nitekim araba fiyatlarının parçaları gitgide yükseliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi diğer taraf komple hepsi değişti. Evet arkadaşlar, bu da motor kısmımız. Motor kısmında da araba zaten revizyondan geçti. O yüzden çekiyorum bu filmi. Amortisörler vesaire hepsi değiştirdikten sonra takozlar, şunlar bunlar, ondan sonra helezonlar, cakçut. Bunu da güzelce Daniel ustamız siyaha boyamış. Burada gene bir şey vardı. Şunları siyaha boyamış. Ellerine sağlık onun da. Ben söylememiştim. O kendi kafasına göre güzel görünsün diye yapmış. Bunu da gene siyaha boyadı. Şu üst kapak benim yeni sıfır. Araba 60 bin kilometredeyken değişmiş Alfa Romeo tarafından. Şuradaki yazıyı kırmızı yaptıracağız. Bir o kaldı. Yani estetik şeyler kaldı artık geriye. Belki şu parçayı da yenileyebilirim. Yani güzelce şu bobinleri söktürüp şunu güzelce düzelttirip tekrardan boyatmak gibi bir şey olabilir. Daha da güzel görünsün diye estetik açıdan. Bu şekilde arkadaşlar, başka bir yapılacak bir şeyimiz yok zaten. Araba belki birkaç yıl içerisinde komple boya yapılma istenebilir. Daha önceden arabayı görmeyenleri şöyle bir göstereyim size. Şöyle yapalım. Biraz kirli, kusura bakmayın. Halbuki dün yıkadım arabayı. Ama maalesef şu aralar Sahara tarafından, Kuzey Afrika tarafından gelen şiddetli rüzgar çöl toprağını buraya kadar getiriyor. Evet arkadaşlar, yani bu şekilde arabamız. Alfa Romeo 155 Trofeo. Yedek parça konusuna tekrar değinmek gerekirse, ne kadar önce parçalarınızı alırsanız o kadar iyi arkadaşlar. Bu dünyanın her yerinde geçerli. Otomobil fiyatları ve yedek parçalarının fiyatları gitgide yükseliyor. O yüzden arabanın normal değişmesi gereken aksamlarından kenarda bulundurmanızda fayda var. Bir garajınız veya bir ekileriniz varsa oraya koyun orijinal ambalajıyla birlikte. Daha sonra ustanıza taktırtın zamanı geldiğinde diyorum. Tabii arabanızı elde tutmak istemiyorsanız, değiştirmek istiyorsanız, satmak istiyorsanız bu tür şeyleri yapmanız gerekmez tabii ki. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Kendinize iyi bakın diyorum. Alfa Romeo Fan Kulüp Türkiye. Otomobilmece. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Ciao.